İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Ermeni kimliği Lomlar, Artsakh'ın küçük yer hatları Şahumyan, Artsakh İçişleri Bakanlığı. Bakü Silahlı Kuvvetleri gece saatlerinde Ahavno ve Teh köyleri arasındaki Goruş Stepanagert karayolunu kapattı. Abluka nedeniyle Lisagor köyü sakinleri içme suyuna sahip olma fırsatından mahrum kalıyor. Batı Ermenistan'da 77 çevre örgütü kimyasal maddelerle çevre kirliliğine karşı mücadele çağrısı yapıyor. Batı Ermenistan'ın Dersim'deki Aleviler geleneksel bahar şenliğini kutladı. Başkent Ardaşat tarihi ve kültürel bir rezerv haline gelecek. Bilindiği üzere eskiden Poşa erkeklerinin asıl uğraşı elekçilikti. Poşa kadınları ailenin maddi olarak desteklenmesinde aktif rol oynadı. Kapı kapı dolaşıp kocaları tarafından yapılan elekler ve diğer küçük eşyaları satarlardı ya da sadece ev sahiplerinden herhangi bir şey isterlerdi. Peki Batı Ermenistan'daki poşaların bugünkü meslekleri nelerdir? Lomder Derneği kurucularından biri mikroblogunda Artvin ili topraklarında yaşayan poşaların ağırlıklı olarak altyapı kuruluşlarında çalıştıklarını, çay fabrikalarında ve ayrıca özel sektörde çalıştıklarını söyledi. Meslekleri polis, öğretmen ve kunduracı olan Lomlar da var. Burada özellikle çok sayıda öğretmen var. Örneğin sadece Ardanuş ilçesinde 40'tan fazla poşa öğretmeni çalışıyor. Ama yine de Türk devletinde kamu ve özel sektörde işe alımlarda alternatif varsa Lomlar değil, mesleki yetenekleri ne olursa olsun diğer etnik gruplara mensup kişiler tercih ediliyor. Makalenin tamamı web sitemizde mevcuttur. Şahumyan bölgesi ülkenin kuzey ve kuzeybatı kesimlerini kapsayan Artsakh Cumhuriyeti'nin idari bölge birimidir. Bölgenin idari merkezi Karvacar şehridir. Şahumyan bölgesi çok asırlı bir tarihe sahiptir ve birçok tarihi ve kültürel eser açısından zengindir. Bölgede bulunan antik anıtların kanıtladığı gibi burada insanlar antik çağlardan beri iskan etmiştir. Surp Amenapirgiç Napat Manastırı ilçeye bağlı Gülistan Köyü yakınlarında bulunuyor. Köyden 3 kilometre uzaklıkta bir zamanlar Gülistan meliklerinin ikametgahı olan ve 18. yüzyıldan kalma yarı yıkık Gülistan Kalesi, konut kalıntıları ve bir kilise arabeleri korunmuştur. Şahumyan şehrinde 17. yüzyıldan kalma Surp Asvazadzin Kilisesi bulunuyordu. Şehrin güneyinde yarı yıkılmış durumda olan 17. yüzyıl tarihli Yerek Mangung Manastırı, 18. yüzyıl tarihli Buzluh'ta bir kilise, yakınlarda Surp Minas Haç Yeri, Hay Paris köyünde yıkık bir kilise ve şehitler şapeli, Verinşen köyünde 18. yüzyıldan kalma bir kilise bulunmaktadır. Bölgenin kuzeydoğu kısmı 1992 yılından beri Bakü Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolü altındadır. Yaklaşık 20 bin olan yerel Ermeni nüfusu sürgün edildi. Güneybatı Karvacar kısmı da imzalanan üçlü anlaşma kapsamında 25 Kasım 2020'de Bakü hükümetinin silahlı kuvvetlerine teslim edildi. Artsakh Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı'ndan bildirildiğine göre Bakü makamları Ahavno ve Teh köyleri arasındaki Goruş Stepanagert karayolunu 30 Mart gecesi kapattı. Açıklamada şöyle deniyor. Sinik bölgesinin kapalı yolu geçerek ve Yeni Kornizor Hinçen köyleri arasında bağlanan Teh Kornizor Yeni Toprak otoyol hazır durumda. Teh Kornizor yolunun asfaltlama çalışmalarına Ermenistan Cumhuriyeti tarafından devam ediliyor. Teh Kornizor toprak yolu ulaşıma açıktır ve Artsakh'ın devam eden ablukası dikkate alındığında buradan Artsakh'ın insani yardımlarının Rus Barış Güçleri ve Uluslararası Kızıl Haç Komitesi tarafından gerçekleştirilmesi mümkündür. Bu arada Artsakh Cumhuriyeti sınırındaki Hakar Nehri Köprüsü'nün yakınındaki o yol Rus Barışı Koruma Birlikleri tarafından kontrol ediliyor. Bakü yetkilileri tarafından Artsakh'ın tamamen abluka altına alınması nedeniyle Şuşi bölgesindeki Lisagor köyünün başkent Stepanagert ile karayolu bağlantısı kesildi. Bu nedenle de Su Temim AŞ şirketinin uzmanları köyün sulama ve içme suyu sorununu çözemiyorlar. Lisagor köyü muhtarı Gagik Nasipyan, Artsakh Press muhabiri ile yaptığı görüşmede Azeriler tarafından yol kapatılmadan önce sulama ve içme suyu temini konusunda büyük çaplı çalışmaların yapıldığını ancak
tamamlamadıkları için su konusu şimdilik öncelikli olmaya devam ediyor. Gagik Nasipyan, bu durum köyün düşmanın kontrolü altında olmasından daha vahim. Çünkü insanlar toprağı ekip biçerek hayatta kalmayı başarıyor. Evlerin yanındaki araziler ekili ama onları sulayacak su yok. Bazı ekinleri çoktan ekmeyi başardık diyor. Köy muhtarı sakinlerin ısrarcı olduklarını, pes etmediklerini ve çok çalışarak köyü inşa etmeye devam ettiklerini belirtiyor. Muhtar sözünü, yeter ki barış olsun, tüm endişeler giderilirse vatanımıza daha büyük bir özveriyle üretmeye devam edeceğiz diye özetledi. İşgal altındaki Batı Ermenistan'da ekoloji, çevre, hayvan hakları örgütleri ile sendikalar deprem sonrası kimyasal tehlikeye dair yazılı açıklama yaparak alınması gereken önlemleri sıraladı. 77 örgütün imzacısı olduğu açıklamada doğanın ve toplum sağlığının korunması gerektiğine vurgu yapılarak depremden sonra harfiyat dökümü ve asbest tehlikesinin halk sağlığını ve ekosistemi tehdit ettiği belirtildi. Enkazların sulama çalışması yapılmadan hızlıca kaldırılmaya çalışıldığı ifade edilen açıklamada yıkım ve boşaltma esnasında havaya, toprağa ve suya zararlı kimyasalların karıştığı ve asbest riskine karşı koruyucu ekipmanların kullanılmadığı kaydedildi. Açıklamada talepler şu şekilde sıralandı. Depremden önce ve sonrasında belirlenmiş hafriyat depolama yerleri dışındaki tüm döküm işlemleri acilen durdurulmalıdır. Yıkılan ve hasarlı evlerin asbest ve başkaca tehlikeli madde içerip içermediğine dair envanter kamuoyu ile paylaşılmalıdır. Asbest ve tehlikeli kimyasal içeren harfiyatlar bilimsel yöntemler ile ayrıştırılıp bertaraf edilmeli, yaşam döngüye zarar vermeyecek biçimde depolanmalıdır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı başta olmak üzere enkaz kaldırma ve döküm çalışmalarından sorumlu kamu kurumları ile ekoloji örgütleri, meslek odaları, kent konseyleri, sendikalar, yerel tüm öznelerin içinde olduğu şeffaf işleyen ortak koordinasyonlar kurulmalıdır. Batı Ermenistan'ın Dersim'de Arevi Alevilerin inanışına göre Mart ayının ilk 3 çarşambası Kara Çarşamba olarak kabul edilir. Yüzyıllardır devam eden bir gelenek olan Kara Çarşamba aynı zamanda baharın başlangıcı sayılıyor. Bu günlerde evlerde ve kutsal mekanlarda çıralar yakılır, kurbanlar kesilir ve lokmalar dağıtılır. Dersimliler bu ritüellerle yılın iyi geçmesini ve kötülüklerin def edilmesini diler. Dersim'de Plümür ve Munzur çayının birleştiği yer olan ve Dersim'de kutsal kabul edilen Gola Çetu ziyaretinde Kara Çarşamba'nın son gününde çok sayıda yurttaş çera uyandırıp lokmalarını pay etti. Arevi Alevi vatandaşlardan biri, Mart ayında çarşamba günleri buraya ziyarete gelip dua ediyoruz. Mart'ın 4. haftasında aynı zamanda doğa yeşeriyor, börtü böcek her şey uyanmış halde oluyor. Aynı zamanda iklim de ısındığı için hava güneşli oluyor. İnsanlar gelip burada çıralarını yakıyorlar, lokmalarını dağıtıyor, dualarını ediyor, minnet diliyor, inançlarını yerine getiriyorlar. Her iki suyun birleştiği bir mekandır burası. Tabii burası eskiden daha güzeldi, bu suyun önü açıktı. Sonra barajlarla şimdi gölet olmuş diye belirtti. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Western Armenia TV, Batı Ermenistan'da yaşayan yerli etnik grupların soy ağacını ve asimilasyon tehlikeleriyle ilgili konuları köşe yazarı Aşen Virapyan'ın makale dizisiyle haber yapmayı bir gelenek haline getirdi. Dersim Arevilerinin Kara Çarşamba geleneği zorla İslamlaştırmalarına rağmen atalarının Ermeni geleneklerini hala koruyan etnik Ermeniler olduklarından bahsediliyor. Bu geleneğin kökleri tüm Ermenilerin Arevi yani güneş çocukları olduğu ve Mart ayının sonunda doğanın uyanışını kutladığı Hristiyanlık öncesi döneme dayanmaktadır. Bu gelenek Hristiyanlıktan sonra kutsal Zadik kutlamasının Cirehaluys mum ışığı törenine denk geliyor. Tarihi başkent Ardaşat bölgesinde Başkent Ardaşat adlı tarihi ve kültürel rezervi oluşturulacak. Bu karar Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti'nin 30 Mart'taki oturumunda kabul edildi.
Başkent Ardaşat mevcut anıtları ve tarihi çevresiyle bugün Cumhuriyet çapında bir öneme sahip anıttır ve devlet listesine dahil edilmiştir. Rezervin oluşturulması, anıt grubunun tüm alanını uygun şekilde korunmasını, tam profesyonel çalışma ve popülerleştirme olasılığını, rezerv alanının turist ortalarına dahil edilmesini ve devlet finansmanının en etkin şekilde kullanılmasını sağlayacaktır. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Manik Grigoryan tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Gayni Horot ve Ah Nino adlı eserleri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.